bilirsiniz biz bunlara şahit olmuyoruz. Buna Mert de şahit olmuyor. Mert'in şahit olduğu şeyler daha sert şeyler. Karşı karşıya kalındığı zaman tepkiler farklı. Biz kırmızı odayı gösterdiği tepkiyi biliyoruz. Sadece kırmızı gözünün önünde olan şeyle ilgili olarak verdiği tepkinin netliğini görüyoruz. Bunu da görelim. Sonra bir daha tartışalım. Ya Mert çünkü herhalde ikiniz de yaşarken o anın içinde ne olduğunu anlamamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi kendinizi de görün. Bir daha belki yorum yapmak istersiniz. Oğuzhan'la bir kırmızı oda yaşandı. Çok ince düşünülerek orada bir meselenin yanlış anlaşılmasını düzeltmek için Buse kırmızı odaya davet etti. Tartışmaları hatırlıyorsunuz. Üstüne bu geldi. Bir görelim. Beklemiyordun değil mi? Sen şaka yapıyorsun. Hiç beklemiyordum. Neden burada olmadığımı merak ettim sadece. Çünkü bir konuşmam gereken konu vardı. Burada mı? Kırmızı odada mı gerçekten? Dilara'yla olan ilişkisi kırmızı odada mı konuşuluyor Buse'ciğim? Dilara arkadaşım olduğu için fark söylemem etmiyor. Gereken kırmızı bir konuyu odada mı konuşuluyor ben... Bu? Evet. Çünkü başka konuşmaya türlü konuşamıyoruz. Sen böyle konuşmaya devam et. Aynı şekilde zaten. Devam et. Evet. Aynen. Yani kusura bakma elinden tutup çekemiyorum. Çekme yaptığın zaten. Şey yanlış şey. Konuştuğunla yaptığın şey hiç doğru değil. Umarım bu şekilde devam edersin. İstediğim gibi devam ederim. Hesap vermek zorunda değilim. Terbiyesiz. Terbiyesiz ya. Ay gerçekten çok sinirlendim şu anda. Neyse konumuza dönelim. Asla bozmayacağım moralimi. Öyle ne kapıyı çarpıp çıkmak ne yani o konunun üstüne? Sen önce bir bana sorsana konu neydi? Erkeklik tasladın güya. Evet. Yani erkeklik var böyle taslanmıyor bu şey yanlış anlama da. Erkeklik taslayacak yer orası değil zaten. Kapıyı çarpıp çıkma anlamı kapıyı hiç öyle çarpıp çıkmak ama. Erkeklik olmuyor. Kadınlık da oraya başyebini çağırmak olmuyor bilgin olsun. Ben bak hala yanlış saptırıyorsun tamam, evine konuyu. Kadınlığımı tamam, sorgulayamazsın evine... sen. Sen de benim erkekliğimi sorgulayamazsın tamam o zaman. Öyle çarpılmaz böyle çarpılır. Aferin sana. Mükemmelsin. Şaşırdın mı? Şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Ne haber? Nasılsın? İyi. Dün biraz yanlış anlaşıldığın için çağırmak istedim açıkçası. Özel bir alan değilmiş. En azından biz de bunu burada konuşalım. Yani Buse aslında tamir etmek istiyor, toparlamak istiyor. İşte toparlamak bunu istiyorsa... Onu kötü etkileyebilirdim. Hoş geldin. Kısasa kısas mı yapacaksın gerçekten? Yok, konuşuyorduk. Yok, gerçekten kısasa kısas kısasa mı yapacaksın? Kısasa kısas yapmadığımı zaten ben söyledim yok burada. Ama senin gayet yaptığın ortada Mert... Kısasa kısas bir an ne konuşuyor olabilirsin değil ki? Gel dahil ol. Dünkü olayın kritiğini mi yapıyorsun? Yok, gel otur dahil ol. Kritik değil, gel istersen asla konuşalım. Asla olmayacağım. Niye? Özel alan değil, burada konuşuyoruz ya bunları. Özel alan bunu değil, kırmızı odaya niye çağırdın? E nasıl oluyormuş şey? E nasıl oluyormuş dersen bu kısasa hayır, kısasa girer bak, o zaman. Hayır, bak sen bunu söylediğin zaman kısasa kısasa girer. Kısas. Gel sen de konuşalım. Hayır, vallahi ben hiçbir problem kısasa yok. Kısasa kısasa girer bu. Hayır, kısasa benim konuşacak bir şeyim yok bu manzaranın karşısında. Gel gel konuşalım. Yok hayır, istemiyorum ben konuşmak. Niye konuşmak istemiyorsun? Ben de mi terbiyesizliğim arkandan? Bir şey söyleyeceğim. Yeliz'le alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ben de. Parfüm muhabbeti çıktı. Sonra Yeliz bakıyor dedi. Ben de aynı dedi şeyi söyledim ki odada. Şu an az önce söyledim ben. Zaten bu da üçüncü olay şey yani artık. Dedim ben Yeliz'e karşı asla masum düşündüğünü düşünmüyorum dedim. Yani simasını tanıdık geldi ya hani hafızana kazacak kadar dedim aklında tutmuşsun. Biz kaç kişiyi tanıyoruz dışarıda hiçbirinin siması aklında değil. Sonra parfüm olayı sonra üst üste bunlar gelince ben burada iyi niyet arayamıyorum maalesef ki. Gözlerin gerçekten fıldır fıldır. Çımalamayız. Evet tamam ya da sen fark etmiyorsun. Yanlış yere girdim bence. Ben çok yakaladım. Neyi yakaladın? Ya vallahi isterik yaptığım bir şey değil. Ve ayrıca öyle dikkatli baktığım kimse yok. Başka ben zaman. De, tamam ben de nefret kelime sayıyorum. Bir. Neler oldu? Bir dans. Özgür dans. Normal dans değil. Ekrana yansıtılıyor ya böyle. Hani böyle bir organımız var onu sallıyorsun. Beni tanıman lazım artık ya. Demen lazım ki Mert laf mı edecek. Evet. Sanırsın o bir yıl geçirdik. Burada zaman çok hızlı geçiyor. Bakarsın yarın beni burada bulamayacaksın. Belki ben olmayacağım. Hayır. Yarın eleme var. Yani. Belki ben eğleneceğim. Belki ben eğleneceğim. Sen eğlenirsen ben de isterim. Ben sen eğlenirsen ben de isterim. Emin miyiz? Eminim. Söz ver. Söz. Ben Bilal'cim. Dedim ki tamamen şu yalan yani.
Asla etkisiz elemansın benim için, yorum yapmayacağım. Bir defol git ya, evet, muhatap sen defol benimle. Git. Dilara bu aranızı evde halledersiniz. Şu an odaklanman gereken kişi ben Oğuzhan onu muhatap olmak düşünmüş seni. Dilara'cığım evet, Oğuzhan'a bir ona şey söylemedi. Ona çünkü gücü evet, de bana yetiyor diye sesi anca sesi çıkarıyor. Hayatındaki çıkıyor adama bak yani. Ya sesim çıkmıyor diye affettin mi sanıyor yani, görmezden geldin mi? Ama hesabını bana sormayacaksın sadece o zaman. Gideceksin ona hesabını soracaksın. Ya burada affettirmeni gerektirecek bir konu da yok zaten. Mert nasıl olsa? Buradaki her şey zaten şaka oldu, zaten belli oldu. Sen ben yapsaydım var ya, ortalık karışmıştı şu an var ya. Beni elemek için planları kuruyor. Her şeyin yani farkındayım. Tipletmeye çalışma. Lütfen tipletmeye çalışma. Leyla, konu ne? Oğuzhan hala farkında değil ne yaptığını. Fark etmesini sağlayabilirsin Dilara'cığım. Yani yorumun varsa dinliyoruz. Empati de, tabii ki de yorumum var. Yani aynı şeyi ben yapsaydım. Hani sen dolmalar falan getiriyorsun. Yani bir şeyler, bu kadar ihtimam, ilgi, alaka. Kendi başına yaşıyorsun bence ilişkin. Kendi başıma yaşamıyorum. O da gösteriyordu bana ilgisini. Demek ki hepsi yalanmış. Benim zaten şüphelerim de vardı. Dışarıdan öyle gözükmüyordu yani. Ne gibi şüphelerim vardı? Ne bileyim böyle Buse'ye bakmaları, Rümeysa'ya bakmaları, ben hepsini yakalıyorum yani. İçime içime attım, dedim ki belki düzeltirim. Bize sürekli bunlar benim başıma geliyor. Sonra da bana itiraf öykünün servisine baktın diye. Ya adam bir erkek gibi ya, deyin ki ben bir kadını seviyorum, hoşlanıyorum, arkasında dur. Evde hanım hanım diye geziyorum ben senin ya, için. Ya Öykü Hanım ben sola dönüyorum, oğlum, birisi geliyor. Oğlum da şakalaştım diye burada neler söyledin bana sen? Ben bunu mu hak ediyorum? Sen bunu tabii ki de hak etmiyorsun. Ben tamam, sana burada yanlış... Tamam olur mu bir şakalaşma? Cimri benim sana Buse'yle... ne hepimiz odadan? Sana ne? Niye söylüyorsun? Ben sana demedim mi serviste Buse'yle muhatap olmayacaksın? Baya baya o kadar samimiyetinizi ilerletmişsiniz ki. Bu derece şaka yapıyorsun. Dilara ben Buse'yle ciddi bir şey konuşmuyorum zaten. Sürekli serviste de aynı şekilde şakalaşıyoruz yapma, falan bilmem ne. Yapma şaka yapma. Yani ben bu da ciddi bir şey değildi. Bunun da farkındasın. Bunun da ciddi bir şey olmadığını farkındasın zaten. Karakterliyim, şöyleyim benim, sende karakter var. Karakterle ne alakası var bunun? Sen bana nasıl karaktersiz diyebilirsin? Güvenmiyorum. Burada zaten şaka yaptın, herkes görüyor. Bütün güvenimi yıktın sen. Buse'ye bakma, Rümeysa. Ya zaten kapıdan birisi geliyor Öykü Hanım. Kapıdan birisi geliyor, şöyle dönüyorum bakayım kime kim geldi diye. Şüpheleniyorum çünkü öyle davranıyorsun. Sen niye Rümeysa'ya bakıyorsun diyor bu sefer. Yani her şeyi zaten nereye baksam oraya bakma, buraya bakma. Sen de öyle yapıyorsun. Nefes aldırmıyorsun evde mi bana? Benim sana yapmaman gereken Murat'la konuları zaten söyledim. Murat'la konuşmaya izin vermiyorsun. Berke'yle konuşmaya izin vermiyorsun. Onunla ver. Ne yapayım? Berke'yle şakalaşmayacak mıyım? Ben Berke'yle konuşmana izin vermiyorum dedim. Ben sana dedim Berkem ki... Berkem'le Berkem dedim. Burada tokalaştık. Bana demedin mi sen niye öyle o kadar samimi davranıyorsun? Tamam. Diye. Senin bir tanıma yolun var. Arkadaşım istediğim gibi samimi davranabilirim. Ben burada hiçbir, en çok da Berke'yi hiçbir... seviyorum arkadaş olarak. Hiçbir şey de diyemezsin bana. Ben hiçbir kız arkadaşıma o şekilde bir... samimiyet ben içeren yapıyorum. Sözler kullanmadım. Ben yapıyorum. Anladın mı? Sen yapıyorsun. Ben benim tarzım değil. Kırmızı orada evet, şakası yapıyorsun ama Oğuzhan. Bravo. Yani. Bununla o aynı şey mi şu anda? Evet. Aa değil. Kelime evet, olarak, kelime değil olarak yani, ona samimiyet gösteren. Yani ne fark ediyor? Ne Oğuzhan fark ediyor? Oğuzhan, nereden savunuyorsun? Nasıl ne fark ediyor ya? Nereden ya bak, savunmaya çalışıyorsun? Yersiz bir şaka yaptım. Güldük, geçtik. Çok kötü gözüküyor arkadaşlar. Haklısınız. Ben bir empati kurduğumda ben de böyle görüyorum. Asla. Özür dilerim. Evet. Böyle evet, bir durum söz konusu yok. Zaten. Demem gerekirken kıza burada bağırıp çağırıyorsun. Tamam, o konuya da geleceğim. Öykü Hanım, Beyza. Mert, Beyza'yı dinleyin. Bir sonra sana geleceğim. Öykü Hanım, bugün tamam. Oğuzhan'la beraber onun benden sürekli hoşlanmadığını fark eden cümleler kurmasından rahatsız olduğum için onunla konuşmak istedim. Oturduk, konuştuk. Evet. İşte şakam, benim yaptığım şakadan rahatsız olduğu için benden rahatsız olduğunu belirtti. Ben de dedim ki evet Oğuzhan, sen karakter olarak sert, kırmızı çizgileri olan bir adamsın. Bu yüzden böyle şakaları kaldıramayabilirsin. Böyle şakaları kaldıramayan, arkadaşına yapılan şaka bile çok zoruna giden bir adamın ben bunları konuşurken şaka yaptığını düşünmüyorum. Bunları tabii ki de şakadan yani, söylemedi. Şaka ya, bunların hepsi ciddiydi. Senin yaptığın şakayla aynı şaka mı bu? Sen kala kala kalık yiyerek bir erkeğin özgüvene rencide edecek bir hareket yapıyorsun. Bence benim şakamdaki çirkin, ben tanımadığım erkek adını rencide edecek şaka yapıyorsun ya, o zaman. Ya bak buradan yine veriliyor bu şekilde ya, anlıyorsunuz. Bak sen bunu niye savunmayı, niye kıyaslamaya çalışıyorsun bir şeyle? Buradan yayınlandığı biz zaman bu şekilde anlamanız çok normal Murat zaten. Ben bunu şey ifade yaptınız, ediyorum, ama biliyorum. Ne farkın kaldı? Empati kurduğum zaman da Mert'e de hak veriyorum zaten. Aynısınız. Çünkü tamamen biz Buse'yle arkadaşız. Yani öyle ben eskiden bir şey olmuş. Tamamen arkadaşız ve
Zaten o da benim ilişkime saygı duyuyor. Ben de onun ilişkisine saygı duyuyorum. Her zaman da böyle oldu. Biz servis tamam, bunu görmeden niye söylemedin? Buse'yi aramıyordun, arkadaş oldun. Niye bana söylemedin? Anlamadım. Buse'yle samimiyetini niye bana anlatmadın daha önce? Ben ya Buse'yle konuşuyorum. Bir saniye konuşalım, araya girme. Buse müsaade. Bu sürekli araya giriyor ya. Dur konuşalım, soru soruyorum. Sen nasıl bulmaya gibi? Bir şeyler mi var yani? Sana ne? Kendimle ilgili yorum yapıyorum. Ben olsam yapma yorum kendimi. Yapıyorum. Ben konuşuyorum yaparım. Burada. Tamam Dilar, İstediğim devam et. Yaparım. Niye söylemedin mi sen böyle bir sohbetiniz olduğunu? Bana hiç bahsetmedi Buse'yle arkadaşlığını. Ben burada yeni öğreniyorum. Dilara sen sordun mu serviste kimlerle konuşuyorsun, sohbet öyle ediyorsun diye Oğuzhan'a? Hangisini? Buse'yle görüşmüş. Oğuzhan'a sordum serviste. Ya bana dedi ki Buse'yle kimlerle konuşuyorsun dedin mi? Ha tabii ki. Dedin mi sen Oğuzhan'a kimlerle konuşuyorsun diye? Oğuzhan bana dedi ki, Buse de bizim servisti. Ben de o zaman muhatap olma çok fazla dedim. Dedi yok ya, ben zaten hiçbir şekilde konuşmuyorum ama bayağı... Öyle bir şey mi dedin? Arkadaşlık kurmuşlar. Bayağı bir şey söyleyeceğim. Ben serviste biriyle konuşunca hepiniz beni parçaladınız. Şey onlar serviste konuşmuyor. Beyza Nur bir saniye. Ben sana öyle bir şey mi dedim Dilara? Öyle bir şey mi dedim ben sana? Biz muhatap olmuyoruz mu dedim? Peki Oğuz'u şahit gösterdiniz. Muhatap olmuyor. Arkadaşlar Oğuz'u şahit gösterdin. Sen bu samimiyeti nasıl değerlendiriyorsun Oğuz? Ya biz müzik açıyoruz, şarkı dinliyoruz. Arkada dans ediyoruz Öykü Hanım. Evet, mola verdiğimiz zaman mola verdiğimizde de o kadar muhabbet yapıyoruz. Hiçbir şekilde bu muhabbetler aramızda geçmiyor bu ben arada. Ben şahit olmadım. Yani sonradan biliyorum ben. Peki editler falan konuşulmuyor mu? Şöyle oluyor böyle. Yok hiç. Ben de mi söyledi? Bir şey söyleyebilir miyim? Ya edit mevzularını falan konuştuklarında ben hiç yoktum. Sadece bir kere buradan binerken bir kere Oğuzhan video bir şey göstermek için açtı. Şuna bak dedi. Komik. Oğuzhan da bana dedi ki Buse göstermiş. Ben de dedim ki bana da var dedi. Bana da bir sürü geliyor. Baksana dedim yani bayağı hani güzel de yapıyorlar falan dedim. Hani insanlar güzel uğraşıyor yapıyorlar peki diye gösterdik birbirimize. Mert son sözü sana vereyim. Ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum Öykü Hanım ya. Ya bundan sonraki süreçte zaten oturup izleriz her şeyi. Yorum yapacak bir şeyim kalmadı. Ya Mert ben Mert beni dinler misin? Mert seni asla dinlemez. Ya sana mı kaldı ya? Dinlemez. Peki. Bence konuşmalısın. Yani çünkü birebir Mert'e söylediğin bir açıklama yok. Genel ortaya açıkladın. Başka ekstra söylemek istediğin bir şey varsa bence söyle. Dinlemiyor ki beni. Abi şu anda dinliyor. Yokum dedi gibi davranıyor. Yok şu anda dinliyor. Bitti dedi az önce. Onu dedi. Beni dinlemeden bitiriyorsa bitirsin zaten. Ben ne diyebilirim ki? Daha bana bir konuşma payı, açıklama payı bile bırakmıyor yani adam. Bu kadar çabuk bitirebiliyorsa da bitirebilir yani. Ancak kolay pes edenler bana denk geliyor ya, ona ayrı bir kuruluyorum zaten. Sanırsın aldattım. Bir şey yaptım. Ben açıklamaya çalışıyorum zaten. Ki arkadaş olduğumuzu da biliyor. Bakmıyorum Oğuzhan'la alakalı. O zaman Görkem varken Görkem'le alakalı konuları ciddiye alma dedim. Çünkü gerçekten onlarla arkadaşım. Arkadaşlıktan daha öte bir konum bile olamaz. Bir gün sürdü o konu ve kapandı dedim yani. Bu konular sürekli burada önüne gelecek. Lütfen dedim bana inan. Çünkü ben burada kendimi çok duygu anlamında açtım yani. Bunlar da izlenecek. Söyledim ve gerçekten Mert giderse ben de giderim dedim. Çünkü ben boş değilim yani. Ciddi anlamda bir şey hissediyorum. Öyle sadece bir belki bir basit bir hoşlanma da değil. Güzel giden bir ilişkimiz vardı zaten. Ama kendisi buna inanmıyor ya da en ufak bir şeyde yani bilmiyorum şüphesi vardı demek ki. Soru işaretleri vardı. En ufak bir şeyde de hemen şey yapıyor. Yani bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum daha fazla. Konuşamıyorum zaten. Peki. Mert'cim bir daha soruyorum. Şu an sinirliyiz Öykü Hanım. Ne desem boş olacak. Peki. Ama kafayı yani, dinlemeden... Bence karar verme. Karar vermiş gibi. Çok ani ve sinirli geliştiğim şu an çok sıcak. Yani kim yorum yaparsa yapsın bence doğru bir yorum yapmayacak. Yani o da şu anda doğru bir yorum yapmayacak. Ben de doğru bir yorum yapmayacağım. Yorum yapsa belki ters tepecek. Belki benim ağzımdan kötü bir şey çıkacak. O yüzden şu anda konuşmak istemiyorum ben ya. Peki bir daha izlemek ister misiniz? Yo ben izlemek hayır istemiyorum. Ya. İzlemeyelim artık ne olur. Ya çünkü ilk izlediğinizde başka, ikinci izlediğinizde başka olabilir. Yani üstüne yorum yapmadan sadece izleyip devam edelim mi diye soruyorum. Hani siz başka ekstra bir görüntü varsa izleyebiliriz. Hayır, ekstra bir şey yok.
Öykü Hanım, bende de öyle olmuştu. Bence dinlesinler ya. Ben sadece soruyorum. Çünkü savunmaya geçildiği zaman ben farklı sinirli, yerlerden konuşuluyor. Çok belli etmedim. Sinirli değildim zaten. Dinleyebiliriz, sorun yok. Efendim? Olur. Dinleyebiliriz, Olsan? Sorun yok. Dinleyelim Öykü Hanım, sıkıntı yok. Buse? Ben istemiyorum dinlemek. Dilara? İzleyelim. İzleyelim. Ondan sonra oylamaya geçelim. Dur az dur. Nereye yer getirdin? Bir yakımız oluyor. Bir yakımız oluyor. Niye? Kendimiz konsept yaratalım. Ne gibi? İşte herkes bir yerde konuşuyor. Biz burada kırmızı odada konuşalım. Baş başa bize de bura kaldı falan. Gibisinden. Bir deleli girelim mi içeriye? Ne? Deleli girelim. Ya manyak mısın? Ömer çok fena. İnsanlara şok etkisi yaratacağım. Harbiden ama büyük bomba olur biliyor musun? Patlama olur. Ama çok kötü patlama olur. Çok kötü. İkimiz de çok kötü patlarız. Patlarız ama yani milyon izlenir öyle söyleyeyim. Ama şakasını bile kaldıramazlar şu an biliyorsun değil mi? Olsun yapmayalarız. Yani, onun evet şakası kaldırılmaz. Sen bilmiyorum. Biz de şaka yapmayalım o zaman. Aşkımızı itiraf edelim. Neyi itiraf etmek istiyorsun olsa? Görüyorsun zaten. Aşkını mı? Burada şaka yaptığımı. Bu nasıl şaka bir şaka olduğunu. Ya? Aşkını mı itiraf etmek istiyorsun? Aşkla ne alakası var? Edit yapılmış zaten bir hafta öncesine kadar. İnsanlar birbirimizi bize yakıştırıyor. Bizim aramızda bir his olmamasına rağmen yakıştırıyor. Ben de bu espriyi, bu şakayı yapabiliyorum ben yani. Ben seni o kadar iyi tanıyorum ki o ses tonundan, konuşmandan. Bu kadar ağır başlığın ya. Altında ben böyle bir şaka ben seni öyle bir tanıyorum ki kıza bana yaklaştığın gibi yaklaşmışsın. Oyuncu seni, bu da oyuncu. Ne çünkü. Alakası bu kadar var sana ağır yaklaştığın gibi. Yakışıyor mu peki böyle bir şaka? Arkadaşlar oylamaya geçeceğimi söyledim. Bunun yani ilk izlediğinizde başka, bir daha izlediğinizde evet. Başka olduğunu evet. Takdir edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü... Oğuzhan'ın savunmasındaki detaylarda hakikati eğip bükmekle ilgili bir takım gayretlerini gördüğüm için bunu bir daha sormak zorunda Ziyade Öykü Hanım zaten orada kendimi diyorum konsept yapalım. Konsept. Ya herkes kendi, bir konsept yani. Açık bırakmak istedim ben. Tamam Kırmızı Oda'nın farklı konsepti. Herkes işte kızlarında bu konsept yani benim aklıma o şekilde geldi. Tamam, onu peki. Ciddi bir şey olarak zaten söylemedim tamam, orada. Yorumu açık kalsın istediğim için bir daha herkes fikrine sahip olsun. Öykü Hanım ben belirtemedim. Hayır, tamamladım Muratçığım. Evet, arkadaşlar...